İzmir'de yeni statta takımlar herhalde. Peki hemen dönelim. Hemen dönelim. İzmir'deyiz. Sonay Teker muhabir arkadaşımızın yanında değerli de bir konuğu var, Bornova Belediye Başkanı Sayın Olgun Atilla. Evet, Göztepe ile Eskişehirspor 39. randevuya çıkıyorlar. Bundan önce 38 defa karşılaştılar. Eskişehir 19, Göztepe 11 kez kazandı. 8 karşılaşmada beraberlik de bitti. Bornova Stadyumu'nda oynanıyor karşılaşma. İzmir stadyum problemi yaşarken Bornova Stadyumu Türk futbolunun İzmir'in hizmetine girdi. Bunun da hizmete girmesinde de katkısı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi'ydi. İşte o paydaşlardan birisi Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla yanımda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bugün TRT'yi ilk defa Bornova'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olan Bornova şimdi yeniden ev sahipliği yapıyor. Bunda da büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Sayın Başkanım, tarihi Atatürk Stadyumu deprem nedeniyle devreden çıkarıldıktan, yıkıldıktan sonra bütün yük emektar Atatürk Stadyumu'nun üstüne yüklendi. Onun omuzları üzerine yüklendi. Evet, devlet Göztepe ve Karşıyaka'ya stat yapacak ama stat yapmak dünden bugüne kolay bir iş değil. Birçok süreci beraberinde getiriyor. Tam o sırada UEFA standartlarında bir stat hizmete girdi. Biraz stattan söz eder misiniz, süreçten? Stat önce biz amatör kulüpler için düşünülmüştü. Daha sonra yaptığımız incelemeler sonucunda hem kulüplerimizin katkısı hem federasyonumuzun katkısıyla birlikte projemizi geliştirdik, tadilat yaptık. Geçen sene tamamladık ve bu sene içinde de diğer fasönlük, aydınlatma sistemleri ve ek tribünü tamamladık. Dolayısıyla standartlarımızı yükseltmiş olduk ve birincilik müsabakası geçtiğimiz Elazığspor maçında yapıldı. Taraftarımız da çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Hem bölgemizin kentsel gelişimine büyük katkı sağlıyor hem de gerçekten futbolun ilk oynandığı kent olan Bornova'da barış içerisinde oynanıyor. Gördüğünüz gibi tribünlerimiz bütün renkleri barındırıyor. Ülkemizin bugün her şeyden daha fazla barışa ihtiyacı var. Dolayısıyla biz İzmir'de Bornova'da ev sahipliği yapmaktan ve burada bütün kulüpleri centilmence ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkan, son sorum. Birincisi isim karmaşası var. Stadyumun ismi ne olacak? İkincisi de bugün şu anda 6700 kapasiteli, böyle mi kalacak? Stat kendini yenileyecek mi, genişleyecek mi? Önce ikisinden başlayayım. Stat iki katına çıkacak kapasitesi. Mali hazinesinde bir yerimiz var, bir de belediyemize ait bir yer var. Plan tadilatlarını yaptık. Bunun izinleri alındıktan sonra ihaleye çıkıp 3. etabını tamamlayıp stadın kapasitesini 12 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Stadın adını Bornova Aziz Kocaoğlu olarak meclisimizden oy birliğiyle aldık. Bir gün bu stadın adı tabelasında da yazılacak. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız şu an görevde olduğu için, kendisi de bunu çok arzu etmediği için bu şekilde, biz de onu hem üzmemek için hem de onun adını burada ölümsüzleştirmek için böyle bir karar aldık. Dolayısıyla bu Bornova'dan yetişmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adı Bornova'da olmalıydı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu olarak önümüzdeki günlerde hazır olacak. Sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar diliyorum. İnşallah başarılı, centilmence bir müsabaka olur ve buradan inşallah Göztepe'miz de şampiyon olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Kırkayak. Evet, heyecanlıyız. Neden? Böyle bir stada kavuştuk. Adeta zemin halı gibi, uzun zamandır İzmir'de böyle bir stadı görmemiştik. Hiç şüphesiz Göztepe'ye ve Altınoru'ya bundan sonra çok çok hizmet edecek, İzmir'e, Türk futboluna hizmet edecek stadyum.